Herkese yeni bir günden merhabalar arkadaşlar. Bu hafta sonundan sonraki yeni bir güne açılış videosu. Dün annemlerden geldik, o kadar yorgundum ki hemen direkt yattım, yani çok yoruldum. Kedicik de, ben kedileri çok sevdiğim için sürekli de gidesim var annemlere. Salih de bunun farkında. Salih de burada. Herkese merhaba. Merhabalar. Bugün kayınvalidemlere geçeceğiz, yani Safiye annelere. Onlarla beraber bir işimiz var, annemle beraber onu halledeceğiz. Akabinde de direkt onlara geçeriz, onlarla zaman geçiririz. Bugün de onlara ayıralım dedik günümüzü. Dün annem bize alışveriş biz oradayken pazara gitti annem. Bir de Gimse Park Eryavan'dan neler aldığımızı da göstereceğim. Bir de şöyle bir durum var. Vloglarımın altında sürekli annen sen artık evlenmişsin, neden bir şeyler alıyor ya da niye artık çeyizi alıyor, hala devam ediyor. Şöyle bir durum var. Salih de aynı düşüncededir muhtemelen benimle. Ben evlendim diye annem babamı atacak bir insan değilim. Hakeza Salih de öyle. Onların menfaatini herkesten çok fazla daha çok düşünürüz. Ki evlenmeden önce de düşündüm elhamdülillah. Evlendikten sonra da düşünürüm. Salih de öyle. Evlenmeden önce de annesinin babasının menfaatini düşündü. Evlendikten sonra da düşünür. Menfaat şu, yani maddi manevi yanında oluruz. Yani biz evlendik diye evlatlıktan ret mi ediliyoruz? Ya da evlendik diye anne babamızı ret mi ediyoruz? Yani evlendik diye Salih kendi anne babasını reddetsin, ben kendi anne babamı reddedeyim. Öyle bir dünya yok. Artı olarak çeyizden sonra ben çeyiz zamanımda anneme çok fazla bir şey aldırmadım. Yani şöyle ki, anne ben kullandıkça, ihtiyacım oldukça çeyiz yapmak istiyorum. Yani bir evin içerisindeyken neye ihtiyacım var? Ya ben 10 tane tabak alırım, 10 tane bardak alırım. Kullanmam, modası geçer. Değil mi Salih? Yani evet. Ne gerek var? Tabii kayınvalidem de çok haklısın dedi. Annem de tamam, sen nasıl istersen, yoksa annemler de bu koca koca çeyiz paketlerinden alalım, şunlardan yapalım. Ben istemedim. Mesela Korkmaz'ın tenceresini meşhur, oradan aldım. Neoflam'ın granitin meşhur mesela, hani öyle şeylerden almayı istedim. Annem de babam da destek oldular. Hiçbir şeyin böyle eksik bırakmadılar ki evlendikten sonra da mesela şey diyor annem. Aa, sana şu iki tane battaniye az, bir tane daha alayım. İşte pike takımın eksik, onu alayım. Ya da dekorasyon ürünlerin eksik, onu alalım. Düzenleyicin eksik, onu alayım. Yani kendisi almıyorsa da sürekli bana para veriyorlar. Yani mesela geçen ay, hani bunu dile getirmek istemem ama, hani 2000 TL'ye varan bir parayı verdi. Sadece ıvır zıvır parası. Yani Salih de biliyor bunu. Şöyle ki, o kaşıklık ya da kaşık düzenleyici, baharat düzenleyici, bunlar için para verdi mesela, git al. Hani kendinin almadığı şeyleri de bana veriyor. Yani ben onları sıkmadığım için onlar da bana istedikleri gibi yapıyorlar. Bunu geçelim artık, değil mi? Ya mesela şöyle bir şey oluyor. Salih de babamın bir ihtiyacı olsa diyor ki Sümeyye, babana şunu eksik. Ya da Sümeyye, ben diyorum Salih, annenin şunu eksik diyorum. Yani yapıyoruz bu, biz aileyiz. Benim babam kayınvalidemlerle yemekteydi, hatırlıyor musun Salih? Abla biz artık bir aileyiz. Aynen, senin neye ihtiyacın varsa ben koşarım. Benim neye ihtiyacın varsa sen koşarsın. Hani böyle bir konuşma yapmıştı. Öyle olmak lazım zaten. Yani. Şey yapmamak lazım. Yani sen dersin ki, hatta babamın o sözünü hatırlıyorum. Dersin ki Şoyip abi, ben bittim, limitim tükendi, o zaman benim limitim açılır. Yani hiç öyle bir şey yok, sıkıntılarımızı beraber çözeceğiz dedi. Elhamdülillah da öyle oldu yani. Öyle olması lazım. Hatta bir takipçimiz de direkt cevap vermiş. Ben 10 yıllık kızıma hala çeyiz düzüyorum, evli kızıma. Bu işler böyle. Yani evlat ya. Evlat atılmaz. Tam benim evladım yok şimdi. Ama anne babam var yani. Biliyorum az çok. Hani evet. Şimdi iki tane anne babam oldu. Kesinlikle. Salih'in de öyle. Evet, aynen öyle. Neyse. Yani yine bir alışveriş yaptılar bana. Çok konuştuk. Yine bir alışveriş yaptı. Onları da göstereceğim. Şimdi onlara geçelim. Evet, annemin aldıklarına gelelim. Ezan da okumuyor Aziz Allah.
Ben semizotunu çok seviyorum. Semizotu almış bana bir bağ. Bu salatalıktan biz almıştık. Annem nerede salatalık almış? Dün biz Bursa'dayken salatalık aldık. Ekmek aldık. Onlar da salatalık almış, domates almışlar. Bunu biz Gimsa'dan almıştık. Sürekli kahvemizi değiştiriyoruz. Her farklı kahveyi de deniyoruz böyle ki en güzelini bulalım diye. Bunu hiç denememiştik, bunu hani, deneyelim. Bir de bunu deneyelim. İlk evlendiğimizde Wok diye bir kafeyi benim stokladığım kahveleri içiyorduk. Evet. Chibo'nun falan. Bunu deneyelim bakalım. Aynen. Burada da maydanoz, dereotu var. Bir de kekik var. Babam kekik almış. Taze kekik. Evet, daha kekiği almışlar. Ha, daha kekiği. Oh, mis gibi kokuyor. Aynen. Şurada biber var. Şey almış. Reyhan. Reyhan almış. Reyhan şerbeti reyhan, yapabilirim. Reyhan. Şerbet mi? Hı-hı. İçecek mi? Evet. Nasıl oluyor o? Sen bilmiyor musun reyhan şerbeti nasıl yapılır? Hatta siz bize gelmiştiniz nişanlıyken yapmıştım ya, hatırlıyor musun? Bilmiyorum ki, vallahi onu bilmiyorum da. Ha, ben bu yaparım. Şeye çok güzel oluyor böyle et. Salataya, ete, sos olarak. Aynen. Tat katıyor. Kabak almışlar. Beni asıl duygulandıran olayı anlatayım size. Salih dedik, annemler alışveriş yapmış, arabaya girdik. Baktım, ananas almış. Niye duygulandım? Ben çok ananası severim. Kendi evlerini almamışlar, bana almışlar. İşte Sümeyye ananası çok sever. Alalım ona da demişler. Bir de dün biz misafirlerimiz geliyor diye ikramlı kaldık. Şöyle Oreo'lar falan düşmüştü Gimsa'da. Evet. Ya. Nasıl oldu biliyor musun? Hı. Bunları Sümeyye beğendi. Hı hı. Şöyle iki tane Choco Paws indirimdeydi. Alalım mı dedi, alalım hı hı. dedim. Bunu da ben özel aldım. Salih şeyi seviyor, frambuazı seviyor. Frambuazı değil bu, çilekli ama olsun. Biraz yakın bir tat ya. Aynen. Şu da Double Cream diye yazıyor. Evet. Bu da güzel. Yumuşak bir lezzet. Yumuşak biraz. Kıtır kıtır değil de yumuşak bir tat. Hı hı. Ya biz misafir için. Yani, değil mi? Aynen. Şunu da şöyle, biz kahvaltı yapmamıştık. Bir tanesini, aynen. Sadece bir tanesi. Bir tane. Bakın sadece bir tanesini. İki tane var bunun içinde. Onu yedik. Dün kahvaltı niyetine bir tane yedik. Aynen. Şimdi de kahvaltımızı hazırlayalım. Ondan sonra da anneni almaya gidelim. Evet, beni mutlu eden bir şey var. Bu çiçek ölüyordu. Salih'le hatta bunu kurtarabilir miyiz diye gördük. Beyza'lar buradayken Beyza şey demişti. Iy, bu tüm pamuklu olmuş demişti. Çiçeği nasıl düzelttim? Bunu toprağını full değiştirdim. Ve köklerinde kuruyanları hep çektim. Böyle kuruyan tüm şeyleri çektim. Böyle hasta olan şu pamukçuk var ya, bunlar hasta ediyormuş aslında baktığınızda. Bunların hepsini döktüm. Sonra bunun altına da kekik koydum. Böceklenmişti. Böceklenen çiçeklerinizin altına kekik koyun. Güneşte de koydum. Suyunu da bir tık az verdim. Bakın yeni dallar atmaya başlamış. Bak bak bak, ne kadar mutluyum şu an. Hele şu kocaman atmış. İnşallah düzelir bu. Tüm şu uçlarındaki kuruyanları hep kesmiştim. Canını tamamen şu numara vermek istedik Salih'le beraber. Şimdi birazcık daha böyle kekik koyacağım buna. Çünkü bir tık daha böcek var sanki. Şuralarına falan bakın. Şu öldürüyor çiçeği. Şu pamuk öldürüyor. Bunları sürekli silecek misiniz? Böyle elinizle kolonyalı bezle de silebilirsiniz dediler bize. Bu hasta ediyormuş çiçeği. Kanser ediyormuş. Ama şimdi çok iyi oldu maşallah. Ha, şu pamukları tamamen temizleyin arkadaşlar şöyle. Ama çok sevindim bu çiçeğin düzelmesine. Şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Büyük kısmı Salih'e veriyorum. Onu da şöyle katlayıp koyuyorum ben. Güzel kokular geliyor burnuma. Şu küçük kısmı da kendim alıyorum. Ben çok yumurtayı yerim de o kadar Salih kadar değil. Çok fazla yemem diyorsun. Şimdi Salih'in tabağını gösterelim. Gel yaklaş. Çok bir şey yok ya. Bir dilim ekmek, domates, peynir, zeytin,
bunlar. Bende de bu. Yani ben peynir yemiyorum. Dolu gönlüne bakmayın. Bu çok meyve sebze ağırlıklı. Kendimi savunma biçimim. Aslında çok yemiyorum. Sebzeler büyük görünüyor. Öyle değil mi ama? Doğru. Yani hani sebzeden, domatesten ne olacak salatalıktan? Değil mi ama? Yani. Hadi yiyelim. Şimdi de şöyle bir yüzük de bakalım dedik. Kayınbabam anneme bir yüzük daha almasını istemiş. Şöyle beş taş baktık. Bizim beğendiğimiz beş taş şöyle bir şey. Size nasıl olduğunu göstereyim şimdi. Hani o yüzüğünü bir alabilir miyim? Seçtiğimiz yüzükleri de göstereyim size. Şöyle bir alyans seçtik. Normalde annemin alyansı şu benim alyansımdandı. Şöyle bir alyans seçtik. Farklı olsun dedik. Sürekli taktığı alyanstan değişik olsun dedik. Bir de böyle özel bir yerlere giderken de şöyle beş taş tercih ettik. Çok güzel. Almak isteyenlere de yerini söylerim. Burası Ankara Ulus'ta toptan bir yer yani. Çok uygun, en uygun bir yer diyebilirim size. Almak isteyenler olursa gelsinler. Benden geldiğinizde belirtirseniz yardımcı olurlar değil mi abi? Çok, evet. Yardım. İsminiz neydi abi sizin? Furkan. Furkan Bey size yardımcı olur burada. Ya, güzel bir yer zaten. Sadece alyans ve yüzükle meşhur bir yer burası. Evet. Şimdi buradan yüzüklerimizi seçtik ve yüzüğümüzün şöyle kenarında bir tane düşük vardı annemin yüzüğünün. Hemen burada bakımını da yaptırıyorlar. Bir de ücretsiz yaptı abi. Allah razı olsun. Taşını bile ücretsiz taktırıyor. Yani siz de buradan yüzük alırsanız böyle bakımları da yaptırabiliriz. Şöyle. Diğer mesela bir başkasının da yüzüğü var. Ona da bakıma gidecek. Şöyle birisi de yüzük almış buradan. Her zaman bakımını da yaptırıyor burada, parlattırıyor. Yani öyle bir imkanınız da var. Biz yüzüğümüzü aldık. Yüzüğümüz şöyle Öztürk Alyans diye, size de göstereyim. Şurada da çok güzel alyanslar var. Hani almak isteyenler gelip buradan çarşıda hemen o altıncıların olduğu yerde Öztürkler Alyans diye geçiyor. Alyanslar şöyle normal sade alyanslar var. Cartier modeller var. Bunlar da benim çok hoşuma gidiyordu ama ben sade bir alyans aldım. Benim alyansım da buradan. Yani ben de buradan aldım. Şöyle farklı farklı alyanslar da mevcut. Biz şimdi ulusal işlerimizi hallettik. Arkamda da Salih. Ve şimdi de eve doğru geçiyoruz. Bir dedim Slovan'a gitmeden de olmaz. Biliyorsunuz burası benim en ünlü yerim. Çoğu yapay çiçeklerimi de buradan alıyorum. Size de göstereyim. Çiçeklerimi aldığım yer şurası. Osmanlı. Gelin buketi Osmanlı diye geçiyor. Ben hep her şeyimi buradan alıyorum. Tüm çiçeklerimi, yapay çiçeklerimi falan. Parkı var. Orada yürüyüş yapalım dedik. Yemeğimizi falan yedik. Geldik oradan. Oraya da birazcık arabayla böyle 5 dakika falan sürüyor sahillerin evinden. Dedik arabayla gidelim. Çünkü hani gölün kenarında yürürüz dedik. Babam bizim arabamızın arkasına arabasını park etmiş. Şimdi Salih arabasını arkadan almaya gitti. Birazcık geriye çekecek. Bunu alacağız bu tarafa. Ben de çöpe atayım dedim de çöp de şöyle yanımda kaldı. Şuradaki çöp bidonunu kaldırmışlar. Hemen şurada bir çöp bidonu vardı, onu kaldırmışlar. Gelsin de beraber çıkarız. Üşüdü. Üstüne ırkamı attım böyle. Kısa kolluyla gelmiş. Yiğidim. Üşüdüm değil mi? Üşüdüm diye üstüme bunu örttüm. Şimdi biz göl başında yürüyoruz. Şöyle göstereyim size de. Ama şey göl başı yüksekte bir yer olduğu için hani ilçe olarak değil mi? Serin. Serin. Ben de üşüdüm yani. Yürüyelim. Yürüyelim. Bugün de sessiz sakin değil mi? Aynen sessiz yani. Düğün müğün yok. Kafeler. Bu tarafta mıydı kafeler? Karşıda düğün. Geçtik ya, kafeleri geçtik. Bak yazın daha çok doluydu.
Şimdi sıcak hava ne yapacak bilmiyorum. Yazın çok doluydu burada kafeli. Hatta videolarımız var. Doluydu bayağı. Karşı tarafta düğünlerin olduğu tarafmış. Kış geliyor ya. Bugün kayınvalidemlerde kalacağız. Yarın bahçeye gideceğiz. Muhtemelen bu iki videoyu birleştiririm. Şimdi eve gidip yatarız direkt. Çünkü başka yapacak bir iş yok. Aynen, direkt vurur kafayı. Uyku. O zaman yarın görüşürüz. Şimdi biraz yürüyüş yaparken de gösteririm size. Evet. Hava bayağı soğuk. Bayağı soğuk. Bayağı soğuk. Şurada da 16-17 derece mi? Bayağı soğukmuş. Bakın burada da balık tutuyorlar. Bu gölde balık var mı ya? Olmaz mı? Maşallah. İşte sazan çok. Sazan ağırlıklı. Zayıflamak uğruna yürüyüşümüzü ihmal etmiyoruz. İyi oldu ama. Açıldık. Aynen çok iyi oldu. Direkt eve gidip uyurum yani. Sen yorulunca daha çabuk uyuyorsun. Sen de öyle. Ben de öyle. Mont giymiş çocuklar ya. Bugün de biraz şey yaptık. Ne? Kaçırmadık. Yok, kaçırmadık zaten de. Bugün gün içinde de yürüdük. Aynen, çok iyi oldu bizim. Biraz da çok sıcak değildi hava Allah'tan. Yani 24 derece falandı. Dışarıdaydık bayağı bir. Neredeyse. Yani şöyle baktığın zaman. Ses ver. Neyin sesi? Sesin duyulmuyor. Ha, gerçekten. Ben duymuyorum. Onlar nasıl duysun? Bugün bayağı bir dışarıda kaldık diyorum hani. Aynen. 5 saat falan dışarıdaydık. Yani yorulduk bayağı. Güçler vardı. Hareket ettik. Oradan oraya koş, oradan oraya koş. Aynen. Ya burada sakin, sessiz, bakın. Kimse yok. Evet, biz şimdi geldik bahçeye. Serin hava, bayağı serin. Artık böyle kış geldi. Buraya her geldiğimde terliyordum böyle. Diyorum buz gibi burası. Şimdi serinlemiş. Hemen bir tane elma yedim girer girmez. Bal gibi olmuştu ya elmalar. Kış elmaları ya bunlar. Size göstereyim. Şöyle. Domatesler çok azıcık kızarmış. Şunlarda zaten hiç domates çıkmadı. Öyle. Şunda var. Şöyle bir iki tane var. Ha, semizotu var. Evet, şimdi ben şu semizotlarını topluyorum. Şöyle dallarından, tamamen köklemeden. Bunların çok güzel yemeği falan oluyor, salataya. Dedim toplayabildiğim kadarını toplayalım da kullanırız dedik. Ben çok seviyorum ya semizotunu. Şöyle. Domatesde de şöyle bir iki tane var. Oo, bayağı büyük o domates. Şöyle semizotları vallahi ne kadar bulabilirsem toplayacağım. Yarısını anneme, yarısını Safiye'nin, yarısı da kendi işte annemlere götürürüm. Şöyle. Şimdi Salihler bunları sökmüşler. Bu canavar otuymuş. Bu tüm şeylere, domateslere falan zarar veriyormuş. Yani sizin de bahçenizde bu tarz bir şey varsa bunu alın. Kanser otu yani bu. Tüm şeylerinizin ölmesine sebebiyet veriyormuş ya. Meyvelerinizin, bahçenizdeki olan her şeyin. Şuna bak. Burada çok fazla var maalesef. Şöyle. Şöyle atayım da. Baksın tabii ki, baksın. Bildiğini de baksın.
bana canım Sümeyye. Tamam, bu biraz korusun, tamam mı? Tamam. Güneşledi beni, güneş kremledi. Şimdi annesine yapıyor. Merhaba, annesine de yapıyor. Aa, şu da oldu, iyi. Ben bardak getireceğim ya. Şimdi çayımızı demledik. Salih de burada. Şöminenin altına odunları yığıyor. Çünkü yağmur yağınca ıslanıyor. Artık yağmur da yağmaya başladı. Kışlık odun et yok. Ha, dur bakayım baba. Çiçekleri nereye koyayım diye. Şimdi şuraya da babam şeyleri koydu böyle. Kasım patıları, biberiyeleri, çiçekleri falan koydu. Şuraya kadar yol boyu yapacak muhtemelen. Evet. Salih şu an yanında, kamerayı ona çevirdiğimden haberi yok. Şurada da şey topladık, şöyle göstereyim, elma topladık. Bunlar sirke için toplandı elmalar. Yere dökülen elmalar, sirkelik yapacağız. Daha doğrusu onları annem dedi, babanlara götür, beni senin babanlara dedi, sirkelik yapsın. Tabii elmalık, yemelik elma da koydu. Domates topladınız. Aynen, bugün bir hastaneye gideceğiz akşam. Salih'in dayısının eşi bacağını kırmış. Bir onu ziyaret etmek istiyoruz. Bugün öğrendik onu da. Bahçedeyken öğrendik. Üzüldük de açıkçası. Hani seviyorduk kendisini de. Hemen yanına gidelim dedik. Akşammış ziyareti de. Aynen. Aynen. Bir onun yanına geçeceğiz. Ondan sonra da artık kendi evimize geçeriz. Yani yoruldum vallahi. Vallahi yoruldum. Bahçe temiz hava ya. Temiz hava yoruyor insanı. Çarpıyor. Size de öyle oluyor mu? Temiz hava size de çarpıyor mu? Mesela beni çok çarpar. Buraya her geldiğimde iş yapmıyorum normalde ben ama çok yoruluyorum temiz havada. Ama mis gibi değil mi? Mis gibi. Düşünsek. Arka, şurayı çok sevdim. Orman gibi. Ne şu arkaydı? Yemiş, orman gibi. Öyle. Güzel ya. Baya İç Anadolu ama İç Anadolu gibi değil. Burası yeşil yani baya. Çeşit çeşit ağaç. Kendine baktığına eminim. Buraya geldiğimizde şey yapıyoruz, stres atıyoruz. İyi geliyor ya. Aynen. İyi geliyor. Hem havası hem böyle yeşillik. Şehirden uzaklaşmak iyi geliyor. Bir de size bir şey soracağım. Siz sirkeyi yaparken neler yapıyorsunuz, neler kullanıyorsunuz merak ettim. Evet. Sirkede neler yapıyorsunuz? Bir aşağıya yorum olarak yazarsanız biz de onları anneme söyleriz. Ev yapımı elma sirkesi mi? Hı hı. Nasıl yapıyorsunuz? Aynen, nasıl yapılıyor? Aynen. Merak ettim. Normalde annem sefendim şey dedi, içine dedi nohut koyuyoruz dedi. Öyle mi? Doğrayıp su koyup nohut koyuyoruz dedi. Vallahi sadece dedi. Su koyanlar da var hani. O mayalanmaz ki, nohut mayaya tutar ya. Ondandır. Şu işimiz hallolsun da çıkarız birazdan. Evet. Şurada çileklere suyu koyduk. Şimdi Salih üstünü giyinip gelsin. Şeyi kapatsın suyu. Artık eve gidiyoruz. Şimdi biz hasta ziyaretine gideceğimiz için elimizde boş gitmeyelim dedik. Böyle meyve falan, meyve suyu alalım dedik bir de. Salih'le hemen onu alacağız. Sonra annemlerle beraber hastaneye geçeceğiz. Bilkent Hastanesi'ndeyiz değil mi? Oradaymış evet. Bilkent Hastanesi'ne gideceğiz. Orman meyvesi için olması lazım. O zaman ben bir orman meyvesi, bir de bal badem alayım. Sen ne alıyorsun? Şeyde karamelli de varmış bak. Tamam, sen karamel al. Bir tane karamel alayım. Tamam. Başka? Olsun. Başka ne alsam? Karamelli alayım sadece o zaman. Bakayım nasıl. Bir de limon alayım ya üstüne. Olacak. Limon değil mi? Evet.
Teşekkürler. Afiyet olsun. Şöyle dedik, bir dondurma yemeden geçmeyelim dedik. Birer top dondurma aldık. Dayanamadım dondurmayı görünce. Geçen istemedim ama bugün istedim. Güzelmiş ama dondurması. Bak orada da var ayakkabıcı. Bakalım hadi. Dünya bakalım.